İyi günler. Bloomberg HT ekranlarında akıllı parayla karşınızdayız. Ben Cumhur Örnek. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Bugün Bakan Albayrak 2020'de enflasyon ve faiz tek haneli kalıcı olacak mı? Bu ekonomi yönetiminin ana gündem maddesiydi dün ve bugün. Diğer taraftan akıllı para saat dilimi içerisinde Başkan Uysal'ın İSO'da yapacağı konuşmayı yakından takip edeceğiz. Bakalım buna nasıl bir yaklaşım olacak? Geçtiğimiz ayki Ankara Sanayi Odası'nda vermiş olduğu mesajlardan sonra bugün de sözlü yönlendirmeye dair para politikasında herhangi bir ipucu verecek mi? Bu yakından takip edilecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu S-400 için kutuda tutulmak için alınmıyor. Bu savunma sistemine ihtiyacımız var dedi Anadolu Ajansı'nın haberine göre. Diğer taraftan yurt dışı piyasalara baktığımızda hem ay sonu yaklaşıyor hem de yurt dışı piyasalarda tatil geliyor ve dolar üst üste üzerine koyarak dolar endeksi yükselişine devam ediyor. Euro dolar paritesi 1.10'a kadar geri çekilmiş durumda. Borsalara baktığımızda ise Trump'ın açıklamasından sonra faz bir anlaşmanın ayak sesleri artık iyiden iyiye duyulmaya başlandı. Ancak borsalar yükseliyor. Bir tanesi hariç burada Çin borsası bugün itibariyle sabah gelen sanayi karlılığındaki %9.9'luk yıldan yıla daralma sonrasında eksi de tamamladı. Ama dönüp şimdi terminale baktığım zaman S&P 500'ün yeniden yükselmesine devam ettiğini görüyorum. Rakam 3147. Euro Stoxx'da ise 2014-2015 zirvelerine doğru adım adım gidiyor. Güne göre değişimi %0.3 olarak karşımızda. Hemen altında petrol yer alıyor. Petrole şöyle bir parantez açtığımızda 200 günlük hareketli ortalamasını test ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada çok uzun zamandan beri bir satış baskısı vardı. Küresel iktisadi faaliyetteki yavaşlamaya paralel petrol satış baskısı içerisinde olduğunu söylüyorduk ama 61 doların üzerine geldikten sonra şimdi de 200 günlük ortalama olan 64,5 dolar seviyesinde işlemlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Dönelim yurt içine. Yurt içinde dolar Türk lirası 5.76.35'te bugün en yüksek 5.77'li rakamların üzerine çıktığını gördük. Viyop tarafında ise vadeli kontratlarda aralık sonu 5.82 seviyesine yaklaşmış durumdayız. Borsa İstanbul'da ise görünen rakam 105.600. Bu hafta orada da satıcılı bir seyir hakim. Dün haftalık son 5 günlük daha doğrusu düzeltelim performansa baktığımızda %1'lik bir geri çekilme söz konusu. CDS'ler 300'ü plato yapmıştı ama şimdi bir adım yukarıya geldik. Dün ve bugün yukarı yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz. Son gerçekleşen işlemlerin 320'de olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıllık tahvilde, 10 yıllık tahvilde gözle görülür fazla bir değişim yok. Aynı seyrin Amerikan 10 yıllıklarında da olduğunu belirtelim. %1.74 gibi bir rakama sahibiz. Burada en çok dikkatimizi çeken konu oynaklıklar. Gerek hisse senetlerinde ki beklenen oynaklık, gerek para birimleri üzerindeki oynaklıklara baktığımızda belirsizliklerin artmış olmasına rağmen rakamların aşağıya geldiğini görüyoruz. VIX'te hem kısa pozisyonların arttığını söylüyorduk bir haftadan bu yana. Son gelinen rakam ise 11.6 olarak karşımıza çıkıyor. Euro-dolarda aylık oynaklıklar ise %4 seviyesine kadar geriledi ki bunlar bizim tarihte görmediğimiz seviyeler. Şimdi tabii ki bunlar yurt dışının genel özeti. Biraz önce de bahsetmiştim. Geçtiğimiz ay ilk kez sanayi odası toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Uysal'ı sunum yaparken görmüştük. Bugün de aynı sunumun benzeri. Konu nitelikli ve sürdürülebilir üretim ekonomisi için finansal politikaların ve finansal fiyat istikrarının önemi. Dolayısıyla burada gündemi değerlendirecek. Ama onun öncesinde Başkan Uysal geçtiğimiz ay ne demişti hatırlayalım. İçinde bulundukları küresel makro tabloyu özetleyen Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, mevcut koşulları yakından takip ettiklerini söyledi. Artan ticaret gerilimlerinin küresel büyüme ve para politikaları üzerinde belirgin yansımalarının olduğu bir konjonktürden geçiyoruz. Bu durum, ticaret ve sermaye akımları kanalıyla Türkiye'de dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde önemli etkiler oluşturma potansiyeline sahip. Nitekim son dönemde küresel büyümedeki yavaşlama eğiliminin belirginleştiğini ve bu ivme kaybının önemli dış ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği ülkeleri için daha belirgin olduğunu görmekteyiz. Bu yavaşlama Avrupa Birliği ile yaptığımız ticareti etkilese de firmalarımızın pazar ve ürün çeşitlendirme esnekliği ve rekabet kazanımları sayesinde ihracatımızdaki güçlü seyir devam etmekte. Diğer taraftan küresel enflasyonun ılımlı seyri genişleyici para politikası adımlarıyla risk iştahını ve gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarını destekliyor.
Ancak gerek ticaret anlaşmazlıklarına ilişkin belirsizliklere, gerekse jeopolitik gelişmelere bağlı olarak gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarının dalgalı ve zayıf bir seyir izlediğini görüyoruz. Dış finansman koşulları ekonomimizi risk birimi, kur ve beklenti kanalı üzerinde etkilediğinden küresel gelişmeler ve sermaye akımları üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz. Enflasyonla ilgili değerlendirme yapan Uysal, bu konuda olumlu bir sürecin yaklaştığının işaretlerini verdi. Sıkı para politikası ve koordineli politika çabaları neticesinde birikimli döviz kuru etkilerinin azalması ve iç talebin ılımlı seyri enflasyondaki düşüşün temel sürükleyicileri olarak öne çıkmakta. Bu faktörlerin katkısıyla enflasyondaki iyileşme eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz. Enflasyondaki düşüşe bağlı olarak enflasyon beklentilerinde de iyileşme görmekteyiz. Enflasyon beklentilerinin çıpalanması, para politikasının etkinliği ve enflasyon büyüme ödünleşiminin azaltılabilmesi açısından kritik önem taşımakta. Uysal'ın sunumunda peş peşe iki faiz indiriminin ardından bundan sonraki adımın nasıl olacağına dair ipucu da yer aldı. Enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak Temmuz ayındaki 425 bas puanlık indirimin ardından Eylül ayında da politika faizini 325 bas puan indirdik. Daha önce de belirttiğim gibi son dönemde enflasyon dinamiklerinde iyileşme gözlemliyoruz. Küresel gelişmelerin de etkisiyle para politikasında oluşan hareket alanının önemli bir kısmını Temmuz ve Eylül aylarında önden yüklemeli bir şekilde kullanmayı tercih ettik. Bu kararı alırken hedeflediğimiz dezenflasyon politikasıyla büyük ölçüde uyumlu olan bir para politikası duruşu hedefledik. Gelinen noktada para politikası duruşunun enflasyondaki düşüş sürecini destekler nitelikte olduğunu değerlendirmekteyiz. Başkan Uysal Ankara'da önden yüklemeli tercihini belirtmişti. Kısa bir ara verelim, daha sonra akıllı paraya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Akıllı para kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi piyasa beklentilerini almak için Norsiyem'e gideceğiz. Stratejist Arzu Toktay bizi bekliyor olacak. Arzu, biraz önce Ankara'daki başkanın mesajlarını verdik. İstanbul toplantısından sence bundan sonrası için bir sözlü yönlendirme daha görür müyüz? Bir sözlü yönlendirme, evet, önümüzdeki günlerde özellikle 12 Aralık toplantısına kadar bu konuda piyasanın bekleyişi önemli olacak Cumhur. Ama ondan öncesinde 3 Aralık'ta açıklanacak olan enflasyon rakamları sanki Merkez Bankası faiz indirim politikası konusunda piyasaya bir fikir vermek açısından önemli. Geçmiş toplantılarda, yani Ekim ayı toplantısında özetinde özellikle Merkez Bankası tarafında enflasyonda TL'deki istikrar, beklentilerdeki iyileşme ve iş talep koşullarıyla beraber çekirdek enflasyondaki düşüş, bunun yanında üretici enflasyonun tüketici enflasyonun üzerindeki baskısının azalışı, birçok mal gruplarında enerji hariç düşüş ve daha doğrusu enflasyon görünümde iyileşme ile beraber aldığımız izlenim sanki Aralık ayı toplantısında da Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi gelebileceği yönündeydi. Piyasa hala bu beklentisini koruyor ki yine Merkez Bankası beklenti anketinde ekonomistlerin yansıttıkları beklentilere göre de bu ayda, Kasım ayında da önceki aya göre enflasyon gerçekleşmesinde aylık bazda bir miktar düşüş var. 0.82 civarında bir beklenti oluşmuş aylık gerçekleşmede. Bu gerçekleşme ile tabii ki Ekim ayına göre yine baz etkisini geride bıraktığımız için enflasyon tekrar yıllık bazda %10 üzerine çıkacak. Bu anlamda da sanki önceki toplantıları gibi, yani en son yaptığı 250 baz puanlık faiz artımının ardından biraz daha küçük ölçekli 100-150 baz puan civarında bir faiz indirimi beklentisi oluşmuş durumda piyasada. Şimdi önümüzdeki dönem içerisinde kısa vadede yine bir takım negatif haber akışı olmaz ve yine TL'de istikrar konusunda piyasa bu görüntüyü bozmaz ise, ki öyle olacak gibi görünüyor, ve aynı şekilde yine yurt dışı kaynaklı bir takım riskler ön plana çıkmayacak ise Aralık ayı toplantısında bizde 100-150 baz puanlık bir faiz indirimi olabileceğini düşünüyoruz. Bunun öncesinde tabii ki enflasyon
rakamı bir sürpriz yapmaz ise diye de orada bir şartlı koşul olarak eklemek gerekiyor. Ama tabii bunda önemli olan, burada önemli olan kısa vadede yıl sonu %12 enflasyon beklentisine ulaşacağımızdan ziyade 2020 yılı senesi içinde enflasyonda düşüş trendinin devam edip etmeyeceği ve 2020-2021 yıllarında da bankanın enflasyon hedeflemesinde başarıya ulaşıp ulaşmayacağı olacak. Yani orta vadeli perspektifte bir bakış açısı gerekiyor. Bunun içinde bir takım yapısal önlemlerin, yapısal reformların devreye girmesi gerekiyor. Zaten Merkez Bankası'nın açıklamalarında da buna ithaf edildiğini görüyoruz. Hem mali politikalar tarafında, hem yapısal reformlar tarafında, hem de finansal politikalar tarafında Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesini destekleyecek ve yine bankanın öngördüğü gibi enflasyonla büyüme arasındaki dönüşümleri kısıtlayabilecek bir politika izlenmesi gerekiyor. Arzu, çok teşekkür ediyorum sana aktardıkların için. İyi bir gün diliyorum. Şimdi akıllı para, yeniden bir kısa ara verelim. Akıllı Para'nın bu bölümünde stüdyoda konuğum Garanti Yatırım Analisti Recep Demir. Recep, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün en sıcak konu, hatta belki de son bir ay, iki ay içerisine baktığımız zaman, sorunlu krediler, ayrılan karşılıklar, bunun muhasebeleştirilmesi. Bugün de bu konuyla ilgili bir yönetmelik değişikliği gördük. Resmi gazetede yayımlandı. Bu ne anlama geliyor? Önce buradan başlayalım. Sonra da bunun bilançolara etkisi sizce nedir ne değil, onu tartışalım. Tabii bugün resmi gazetede bir yönetmelik değişikliği oldu. Bu değişikliğe göre bankaların bugüne kadar grup 3'te takip etmiş olduğu, eski yönetmelikte grup 5 diye isimlendirilen aslında takipteki krediler. Yani bunlar %100 karşılık ayrılmış kredilerin bilanço dışarısına çıkarılma ihtimali kolaylaştırıldı artık. Tabii bunun etkisi ne olur diye baktığımızda öncelikle şunu hatırlatmak gerekiyor. Bunlar %100 karşılık ayrılmış krediler. Ya mevcut durumda bu kredi tamamıyla bilançonun içerisinde aktif ve pasif olarak tarafta yukarıda yer alıyor. Ve bilançoyu büyüten bir kalem esasında. Aynen öyle. Aynen. Peki. Öyle. Risk ağırlıkları da tabii ki asıl önemli olan sermaye telli tarafında risk ağırlıkları da yükselten bir tarafı var. Dolayısıyla bu kredilerin bilanço dışında takip edilmesi. Aslında bu tabii daha önce de yapılan bir uygulama ama şu düzenlemeyle şöyle bir fark var, nüans farkı var. Eskiden siz bunu bilançodan çıkardığınız zaman bir banka olarak şunu söylemiş oluyordunuz. Ben artık bu krediden umudumu kestim, takibi bırakıyorum. Yani hiçbir şekilde artık bundan bir tahsilat yapma ihtimalim yok anlamına geliyordu. Ve hukuken de bir karşılığı oluyordu bunun. Yani siz artık buna bir takip hukuken bırakmış oluyordunuz. Ama şimdi yeni düzenlemeyle birlikte siz bunu hem bilanço dışına çıkarıp nazım hesaplarda takip edeceksiniz. Ama yönetmelik diyor ki bu şu anlama gelmiyor. Artık sen bunu takip portföyünden çıkarmıyorsun. Tahsil alacağından vazgeçmiyorsun. Yine sen hukuki adımlarını devam ettirebilirsin. Ama bunu bilanço dışında takip edeceksin. Peki bunun etkisine baktığımız zaman yani kar zarar etkisi olur mu? Yok, olmaz. Zaten bunlar %100 ayrılmış krediler. Peki sermaye yeterli etkisi olacak mı? Konuştuğumuz kadarıyla da o da olmayacak. Çünkü biraz önce dediğim gibi bunlar eskiden bilançodan çıkarılınca artık nazım hesaplarda da bilanço dışında da takip edilmiyordu. Sadece artık kayıtlı olarak duruyordu. Ama artık yeni sistemde nazım hesaplarda bir hesap ismi yaratılacak ve orada takip edilecek. Dolayısıyla da bunun bir sermaye yeterlik etkisi de olmayacak. Peki ne etkisi olacak? Bankaların NPL oranı, takip oranı aşağı gelmiş olacak. Peki algıda bir değişiklik olur mu? Yani yatırımcı algısında ya da borç veren borçlu arasındaki sözleşmenin devam edeceğini, ana para artı faizle herhangi bir şekilde, herhangi bir yoldan tahsilat sürecin açık olduğunu mu anlamalıyız oradaki o madde 4'ün gelmesiyle? Aynen öyle. Bundan önce de bir soru daha soracağım. Bundan önce de böyle değil miydi? Bundan önce de böyle değildi. Çünkü biraz önce dediğim gibi hukuken siz bunu bilançonun dışarısına çıkardığınız an artık ben burada tahsilat imkanım kalmadı. Hukuki her türlü adımı bitiriyorum demektir. Yani bundan sonra yapacağınız bir banka olarak bu yönetmelikten önce yapacağınız tek şey bu krediyi bir varlık yönetim şirketine satmaktı. Ama artık bu devam edecek. Yani siz arkada hukuki mahkeme süreçleri devam ediyor olacak.
icra takibi, bunların hepsi de sadece artık bilanço dışında takip ediyor olacaksınız. Dediğim gibi sadece bilanço içindeki takip oranı aşağı gelmiş oluyor. Ama aslında biz analist olarak veya da finansal analistler bunu iki kalemi birlikte toplayıp gerçek NPL rasyosu, gerçek takip rasyosu nedir diye tabii ki bir bu şekilde hesaplarını yapacaklar. Tabii bizim için bir değişiklik yok ama görüntüde baktığınız zaman evet, bankaların takip oranı aşağı gelmiş olacak. Bir de tabii şunu da hatırlatmak gerekiyor. Şimdi kamu bankaları ve özel bankalar arasında bir fark vardı burada. O fark da şuydu. Özel bankalar bu işi daha kolay yapabiliyorlardı. Ama kamu bankaları, bu bir kamu alacağı olacağı için tabii Sayıştay denetimine de tabiler. Dolayısıyla da kolay kolay öyle bilançolarından bir kalemi silemiyorlardı. Çünkü Sayıştay diyor ki sen bunu neden sildin? Bu ciddi bir yaptırımı vardı. Ama artık şimdi yeni yönetmelikle birlikte diyecek ki bu yönetmeliğe binaen ben bunu siliyorum. Hatta sonrasında da satma ihtimali de doğmuş olacak. Dediğim gibi bu biraz kamu bankalarının elini daha çok rahatlatıyor özel bankalara göre. Peki bugün bankacılık endeksine baktığım zaman 149.370 seviyesi, düne göre %0.3'lük bir gerileme var. Senin anladığım kadarıyla anlattıklarından belki kağıt üzerinde NPL rasyosu düşebilir ama bu da bizim bir düzeltme kaydımızla orijinal seviyeyi tahmin etmeye çalışacağız diyorsun. Biraz işiniz belki orada zorlaşacak. Değerlemelere bir etkisinin olmasını bekliyor musunuz? Yani bu o zaman sadece rasyoları birazcık daha toparlayacaksa bankaların ekstra kredi verebileceği bir ortam yaratmıyor anladığım kadarıyla. Zaten karşılıklar ayrılmıştım. Bir saniyeni alacağım Recep. MÜSİAD Vizyoner 2019 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Oraya dönelim. Aşık Reyhani ne güzel söylemiş. Dağ odur ki üzerinde kar ola. Bülbül odur ki ötüşünde zar ola. Dost odur ki dar gününde yar ola. Geniş günde düşman bile yar olur. Evet, biz de ülkemizin dar günlerinde fikrine, zikrine, siyasetine bakmaksızın herkesin milletimize yar olmasını beklerdik. Ama maalesef bu konuda sürekli hayal kırıklığı yaşıyoruz. Türkiye bölücü terör örgütüne karşı mücadele yürütüyor. Birileri terörist sevicilik yapıyor. Türkiye FETÖ gibi eşine benzerine az rastlanır bir ihanet çetesine karşı mücadele ediyor. Birileri sürekli bunların değirmenine su taşıyor. Türkiye güney sınırlarında kurulan bir tuzağı Suriye'de yürüttüğü operasyonlarla paramparça ediyor. Birileri yine karşımızdakilerin yanında saf tutuyor. Türkiye ekonomisine yönelik saldırıları bertaraf edip yeniden yükselişe geçmenin heyecanını yaşıyor. Birileri moral bozmanın peşinde koşuyor. Kendi ülkelerine gül değil, alenen taş atan bu kesimlerin yaptıkları işin adı siyaset değildir. Bunun adı en hafif tabiriyle fırsatçılık, asıl olarak da kör düşmanlıktır. Dün birisi çıkmış. Güya Türk tarımının nasıl bittiğini, battığını, mahvolduğunu anlatıyor. Tarımdan da alakasının, ilgisinin olduğunu hiç mi hiç bilmiyorum. Ama ben yeri geldiğinde Polatlı'dayım. Yeri geldiğinde şerefli Koçhisar'dayım. Yeri geldiğinde traktöre de zaman zaman aynı şekilde biniyor ve traktörü de bana çiftçi kardeşlerim nasıl binilir, nasıl kullanılır bunu da öğrettiler ve bu işi de yapıyoruz. Söylediği her şey yanlış. Kullandığı her rakam yanlış. Verdiği her bilgi yanlış. Mesela Tarım ve Orman Bakanlığı bütçemizin yarıdan fazlasını destekleme ödemelerine tahsis ettiğimiz halde tam tersini iddia ediyor. Ülkemizde 2002 yılında tarımsal destekleme ödemeleri için 1,8 milyar lira kaynak kullanılmışken bu rakamı
önümüzdeki yılın bütçesinde 22 milyar lira olarak belirledik. Küçük baş hayvan sayısını 32 milyondan 50 milyona çıkardık. Bunu önümüzdeki yıl 56 milyona, 2023'te 100 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu rakamlardan tutarsızlık çıkarmaya kalkıyorum. Tarım ve mera arazilerimizin toplam büyüklüğünün 37,8 milyon hektar olduğunu, bunun 23,2 milyonluk bölümünde tarım yapıldığını, kalanının mera olduğunu söylüyoruz. Aynı şekilde rakamları katıp karıştırıp kendince milletin kafasını bulandırmaya çalışıyor. Ülkemizde sulanabilir tarım arazilerinin büyüklüğünün 8,5 milyon hektar olduğunu, bunun 6,6 milyon hektarının sulandığını, sulanan kısmın 4,3 milyon hektarının da kamu yatırımı olduğunu ifade ediyoruz. Yine rakam oyunları oynuyor. Halbuki biz polemik yaparak konuları sulandırmanın değil, toprakları sulamanın peşindeyiz. Tarımsal ihracatımızı 3,8 milyar dolardan 17,7 milyar dolara çıkardığımız halde bunu bile tersine çevirmenin hesabını yapıyor. Türkiye 44 milyar dolarlık tarımsal milli geliriyle Avrupa'da ilk sırada yer aldığı halde bizi gerimizdeki ülkelerle kıyaslamaya kalkıyor. Şeker pancarı diyor. Biz gelmişiz glikoz kotasını %10'dan %2,5'a düşürerek çiftçimizi korumuşuz ya. Bunlardan haberi yok. Sen nasıl siyasetçisin? Önce bunları bir öğren ve kılavuzunu da değiştir. Çeltik üretimi diyor. 360 bin tondan 940 bin tona çıkarmışız. Muz üretimi diyor. 90 bin tondan 540 bin tona yükselterek üretimin tüketimi karşılama oranını %52'den %70'e ulaştırmışız. Evet, bunların maalesef her işleri böyle. Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden, güçlenmesinden, ileriye gitmesinden rahatsız oluyorlar. Milletin gönlünü kazanacak hiçbir projeleri, planları, siyasetleri olmadığı için bizi başarısız göstererek öne çıkmanın hesabı içindeler. Halbuki biz 22 milyar destekleme demişiz. Yapın hesabını, kitabını, siz daha fazlasını ortaya koyun. Biz küçük baş hayvan sayısını 50 milyondan 100 milyona çıkartacağız demişiz. Siz bulun formülünü, daha fazlasını taahhüt edin. Biz sulanan arazileri 6,6 milyon hektara çıkarmışız. Siz bunu 8,5 milyon hektara tamamlayacak projeler geliştirin. Aynı şekilde tüm tarım ürünlerinde üretimi ve geliri nasıl artıracaksınız? Bunun yöntemleriyle milletin karşısına çıkın. Bunların hiçbiri ortada yok. Sadece rakam oyunlarıyla, sadece laf ebeliğiyle, sadece altı da üstü de boş eleştiriyle, sadece kafa karıştırmayla uğraşıyorlar. Çünkü bunların heybelerinde millete sunacak hiçbir şeyleri bulunmuyor. Zaten öyle bir dertleri de yok. Mevlana Hazretleri, testinin içinde ne varsa dışına da o sızar diyor. Bunların içi de belli, dışı da belli. Biz bu gafillere rağmen hedeflerimize dört elle sarılmaya, ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye, milletimizin refahını artırmaya devam edeceğiz. Değerli dostlar, Türkiye'de İçi boş muhalefetin malzemelerinden biri de bor meselesidir. Yıllarca bu ülkede bor madeninin değeri üzerinden spekülasyonlar yapıldı, efsaneler üretildi,
komplo teorileri geliştirildi. Ama hiç kimse işin yahu bu bor nedir? Nasıl çıkartılır? Nasıl işlenir? Nasıl satılır? Nasıl değerlenir? Bu kısma kafa yormadı. Çünkü dertleri emek vererek kazanmak değil, afaki hesaplarla milleti kandırmaktı. Hatırlarsanız AK Parti'ye yönelik saldırıların arttığı bir dönemde Erke Döner Geci adıyla bir balon uçurdular. Dönemin anlı şanlı paşaları, hukukçuları yan yana dizilip bedava elektrik üreteceği iddia edilen bir aletin icat edildiği müjdesini verdiler. Ortada ne bir icat, ne bir emek, ne bir cihaz, ne de bedava elektrik olmadığı için bu balon kısa sürede söndü, hatta patladı. Bor meselesi de işte böyle sürekli gündeme getiriliyordu. Türkiye'de bor madenini gerçekten değerlendirecek çalışmaları biz yaptık. Önceden sadece ham maden olarak satılan, dolayısıyla katma değeri çok düşük olan boru aldık, işledik, geliştirdik, ürüne dönüştürdük. Şimdi de taktik araçlarda, helikopterlerde, uçaklarda, top namlularında, askeri kıyafetlerde zırh olarak kullanılabilecek olan bor karbürü üretimine başlıyoruz. Balıkesir Bandırma'da temelini attığımız fabrikayı 2 yıl içinde tamamlayacak ve yıllık 1000 ton bor karbürü üreteceğiz. Dünyadaki toplam bor karbürü üretimi 7 ile 8 bin ton arasındadır. Dolayısıyla bizim fabrikamız oldukça önemli bir kapasiteye sahiptir. Dünya bor rezervlerinin yaklaşık 1/4'üne sahip olduğumuz için bu üretimi uzun yıllar sürdürme imkanımız var. Eskiden 1 liraya sattığımız bor ham maddesini işlenmiş ürün olarak 100 liraya, hatta 1000 liraya geri alıyorduk. Şimdi bunları kendimiz üretmeye başlıyoruz. Mesele işte budur. Değerli arkadaşlar, bizim gündemimizde dijital ekonomi, dijital ticaret, dijital Türkiye geleceğin şehirleri var. Türkiye'nin geleceği işte burada, bu toplantıda yapılacak tartışmalarla şekillenecektir. Bu konuya verdiğimiz önem sebebiyle yeni yönetim sistemimize geçerken doğrudan Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir dijital dönüşüm ofisi kurduk. Amacımız siber güvenlikten milli yazılımlara, kritik altyapıların korunmasından büyük veri ve yapay zeka gibi alanlara kadar konuyla ilgili tüm başlıklardaki çalışmaları takip edip desteklemektir. Özellikle eskiden elektronik devlet çatısı altında verilen hizmetleri çok daha genişleterek Dijital Türkiye platformunda bir araya getirdik. Biz dijitalleşmede her ne kadar hızlı hareket ediyorsak da teknoloji bizden çok daha hızlı ilerliyor. Hükümete geldiğimizde ülkemizde toplam 3000 geniş bant internet abonesi vardı. Bugün Türkiye'de 75 milyonun üzerinde geniş bant internet abonesi bulunuyor. Mobil telefon abonesi sayısı 23 milyondu. Bugün 82 milyonun üzerine çıktı. Fiber hat uzunluğumuz 81 bin kilometreydi. Bugün dikkat edelim, 364 bin kilometreyi geçtik. Ancak bu fiber hat konusunda yavaş gittiğimizi görüyoruz. Firmalarımızın fiber hat yatırımını hızlandırması gerekiyor. Aksi takdirde G5 teknolojisini etkin bir şekilde kullanamayız. Fiber hat yatırımları konusunda engel çıkartanlar karşılarında bizzat şahsımı bulacaklarını bilmelidirler. Ülkemizdeki elektronik devlet veya dijital Türkiye kullanıcı sayısı 44 milyonu geride bıraktı. Uzay teknolojisinde devrim niteliğinde adımlar atıyoruz.
Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk. TürkSat 4A'yı 2014'te, TürkSat 4B'yi 2015'te uzaya göndermiştik. İnşallah TürkSat 5A'yı önümüzdeki yıl, TürkSat 5B'yi 2021'de uzaya yolcu ediyoruz. Asıl önemlisi, 2022 yılında yerli haberleşme uydumuz TürkSat 6A'yı devreye almış olacağız. Türkiye 3G teknolojisine 2009'da ve bunun yanında da tabii 4-5G teknolojisine de 2016'da geçmişti. Hedefimiz uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme teknolojisini 2021 yılında hizmete sunmaktır. Görüldüğü gibi oldukça iyi gidiyoruz. Eksiklerimiz ve aksaklıklarımız hala olmakla beraber, dijital dünyayı yakalama konusundaki kararlılığımız tamdır. MÜSİAD Vizyoner 19 toplantısında yapılacak tartışmaların ülkemizin bu alandaki geleceğine ışık tutacağına inanıyorum. Konuşmaları ve tartışmalarıyla toplantımıza katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. MÜSİAD yönetimini bugüne kadarki çalışmaları ve bu toplantıyı düzenledikleri için tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Vizyoner 19 zirvesinde ekonomiye ilişkin, tarıma ilişkin ve diğer gelişmeler konusunda yorumlarını aktardı. Biz dönelim tekrar stüdyoya. Recep, en son bankaları konuşuyorduk seninle. Genel şöyle bir toparlama yapacağım. Sorunlu krediler bir taraftan, düşen 1000 bas puanlık bir finansman maliyeti var en azından politika faizinde. Bunu da bir kenara yazalım. Dolayısıyla 2020'yi bankacılık sektöründe siz nerede görüyorsunuz? Bütün bu problemli yıl geride kalacak mı? Temiz bir sayfa 2020'de açılacak mı? Aslında 2019 yılı bahsetmiş olduğun gibi temiz bir sayfa için, başlangıç yapmak için iyi bir yıl oldu. Aktif kalitesi tarafında zaten uzun süredir konuşuluyor konu. Bugünkü düzenlemede yine o yönde atılmış bir adım var. 46 milyarlık bir paket vardı ve ciddi bir şekilde hani bankalar karşılık tarafında ciddi rezerv biriktirdiler. Dolayısıyla 2020'ye güzel bir başlangıç yapacak gibi görünüyor. Tabii burada en önemli konu da faizin 10 puan aşağı gelmiş olması. Sadece Merkez Bankası faizleri değil, Mayıs'tan itibaren baktığımızda hem kredi faizleri, ticari krediler, bireysel krediler, hem de mevduat faizleri ciddi şekilde aşağı geldi. Yaklaşık ticari kredilerde 12 puanlık bir indirim görüyoruz bankalarda ortalama. Bu Merkez Bankası rakamları. Mevduat tarafında da yine 10 puanlık bir indirim olduğunu görüyoruz. Tabii bunların nasıl bir etkisi olacak diye baktığımız zaman tabii ki net faiz marjı tarafında bankalar çok iyi bir durumda olacaklar. Bankaların ortalama mevduat vadeleri 45 gün. Dolayısıyla da bu 10 puanlık, biraz önce bahsetmiş olduğum 10 puanlık indirimin gelir tablosuna etkisini çok hızlı bir şekilde görüyor olacağız. Şimdi 4. çeyrekte krediyle mevduat arasındaki makasın yaklaşık 1 puan, 100 bas puan geliştiğini görüyoruz. Bu çok ciddi bir oran. Tabii bunun yanında bankaların swap giderleri de ciddi şekilde aşağı geliyor. Dolayısıyla 4. çeyrekte ciddi bir marj gelişimi görüyor olacağız. Ama dediğim gibi ben 4. çeyreğin çok fiyatlamalar dahilinde olduğunu düşünüyorum. Asıl burada fiyatlamalar için, değerlemeler için önemli olan 2020 beklentileri. 2020'de ne olacak? Şu anda herkes bu soruyu soruyor bize. Biz de bankalarla tabii konuşuyoruz. Yılın başında vizyon toplantıları olacak, bütçe toplantıları olacak. Orada tabii daha net rakamlar görürüz ama ilk aşamada şu rakamları söyleyebilirim sana. 2020'de %15'e yakın bir kredi büyümesi olacak gibi görünüyor TL tarafta. Yabancı taraf yine bu sene olduğu gibi zayıf gidecektir ama %15 iyi bir büyüme. Bunun yanında burada sektörü değerlendirmek lazım yoksa bu sene olduğu gibi biliyorsun bir özel kamu ayrışması vardı kredilerde. Evet. Son zamanlardaki trendi de öğrenmek isterim esasında. Burada bir kıpırdanma görüyor musun? Çünkü biz kime büyümeyi sorsak TL krediler bana hani geri dönüyor. O yüzden de o cevabı ben sende arıyorum şimdi. Makas biraz kapanıyor öyle diyeyim. Yani özel bankalar 4. çeyrekte
özellikle ihtiyaç kredileri tarafında, bireysel krediler tarafında biraz gaza basmış gibi görünüyorlar. Bunu haftalık rakamlardan biz takip ediyoruz. Ama 2020'de ben tamamen bu farkın kapanacağını, özel bankaların da kredi büyümesi topunun içerisine gireceğini düşünüyorum. 2019 tabii özel bir yıldı. Yani şöyle düşünelim, özel bankalar tarafında da yani mortgage kredileri 0.99 ama bunu kamu bankaları veriyor ama tabii özel bankalar buna yaklaşamıyorlar. Dolayısıyla da tabii burada bir fark açılıyor. Ticari kredilerde yine bazı paketler açıklandı. Burada kamu bankaları ön aldılar. Ama dediğim gibi bu makasın ben 2020'de kapanacağını, özel bankaların da büyüme tarafında olacağını düşünüyorum. Yani ortalama sektörde de %15 gibi bir büyüme olacaktır bence. %15'in yanına tabii net faiz marjı çok önemli. Çünkü bankaların karlılığını, öz kaynak karlılığını en çok etkileyen, en çok duyarlı olan kalem bu net faiz marjı. Net faiz marjını da şöyle söyleyeyim. Bu sene yılın ilk yarısında ortalama mevduat faizi %20'nin üzerindeydi, 22'lerdeydi. Şimdi seneye ilk 6 ayda bunun %10'larda oluşma ihtimali çok yüksek. Yani neredeyse 10-12 puanlık bir iyileşme var. Bu çok ciddi şekilde 2020'de net faiz marjını destekleyecektir. Yani bu burada çok bankaların eli rahat. Bu iki kalem zaten çok önemli. Durasyonlar nasıl orada? Yani mevduattaki 1 puanlık aşağıya geliş, kredilerin tahminim faizleri daha uzun süreli geçerli kalacağı için burada düşen faiz ortamından bankaların bir önceki ralliyi yaparken de bunun etkisi olduğu düşünüyordu. Tabii. Buradaki biraz rakamları paylaşabilir misin bize? Yani mevduatları hızlıca aşağıya gelmesi 30-35 günde yeni bir fiyatlamaya gidince farklı bir yere götürüyoruz. Ama kredilerde durum nasıl? Kredilerde hala bir seneye yakın 12 aylık bir vade var. Tabii burada vadeyi uzatan işte ticari krediler var, bazı uzun vadeli. Mortgage kredileri var bunun. Ortalama işte 5 yıl vadeyle Türkiye'de yaklaşık vadeli. Dolayısıyla da tabii ki kredilerin fiyatlaması biraz daha yavaş. Yani mevduat tarafında 30-35 gün gerçekçi. Ortalamaya baktığınız zaman da işte bunu bütün mevduatları, vadisleri falan ekleyip bir ortalama aldığınız zaman 45 gün. Yani çok oldukça sınırlı. Dolayısıyla da biraz önce dediğim 10 puanlık mevduat faizindeki aşağı gelmenin etkisini biz çok hızlı bir şekilde görüyoruz zaten. Ama krediler biraz daha yavaş gelmekle birlikte krediler de geliyor. Şimdi 2020'ye baktığımız zaman yıllık bazda karşılaştırmayı ben biraz önce söyledim. Yani 2020'de muhtemelen ilk 6 ayda ortalama mevduat faizi %10 bandında oluşacak. Ama geçen sene bu %20'lerin üzerindeydi. Dolayısıyla da bu sadece bu kalemi bile karşılaştırdığımız zaman bankaların 2020'de ciddi bir kar artırma potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunu bozan ne olabilir? Yani bu soru hepimizin sorduğu soru. Öncelikle bu sene bankalar TÜFE endeksi bonolardan biraz para kaybettiler. Net faiz marjını negatif etkiledi. Çünkü işte Ekim ayı enflasyonu %8.6'larda geldi. Geçen sene bu %20'lerin üzerindeydi. Buradan tabii net faiz marjı tarafında bir negatiflik vardı. Şimdi seneye bu olmayacak. Yani seneye de muhtemelen enflasyon, işte bir sürü beklenti var ama tek tane veya da yüksek düşük çift tanelerde %10-11'lerde olursa bile oradan çok büyük bir kayıp olmayacak. Asıl kayıp, asıl şüphe tabii ki herkesin sorduğu soru, tekrardan bu NPL tarafında, takip tarafında bir bozulma olabilir mi? Gördüğümüz kadarıyla da, konuştuğumuz kadarıyla da bankalar bu 46 milyarla birlikte bu işin hemen hemen bittiğini, bundan sonra olsa da çok spesifik bazı dosyalar olabileceğini ama genel olarak böyle bir şey gelmeyeceğini söylüyorlar. Zaten çoğu kredi de yapılandırıldı. Hem enerji tarafında hem inşaat tarafında yapılandırmalar yapıldı. Ve ana para ödememe dönemleri yaklaşık bir yıl, bazı kredilerde 3 yıl bile uzatıldığı krediler var. Dolayısıyla da 2020 bu anlamda temiz bir yıl olacak gibi görünüyor. Baktığınız zaman da hani benim tahminlerim değil, Bloomberg tahminlerini, analistlerin yaklaşık 15-20 analistin ortalamasını söyleyecek olursam da %40'a yakın bir kar büyümesi var gibi görünüyor. Peki işin diğer bir boyutuna bakalım. Döviz kredilerine fazla bir talep ya da ihtiyaç yok dedin ama bir taraftan da sendikasyon rakamlarını reputasyon anlamında mı diyelim ya da yatırımcı algısı anlamında mı da yakından da takip etmeye devam ediyoruz. Her ne kadar geçtiğimiz sene gibi olmasa da. Evet. Son dönemdeki bankaların bu sendikasyon kredilerini nasıl değerlendiriyorsun? Bunlar var olan rakamların geri çevrilmesi mi yoksa yeni kaynak girişi var mı? Baktığımız zaman ortalama yenileme oranı %80'lerde. Özellikle bu Ekim ayı döneminin sendikasyonu %80 gibi bir yenileme oranı var. Ama bankalar inanın orada çok rahatlar. Yani yabancı para likitte elleri de oldukça bol bir şekilde var. Bunu tam tersi plase edebilecekleri bir alan yok. Yani proje finansmanı tarafında talepler aşağı gelmiş durumda. Yabancı para
Krediler tarafında talep, hem işletme tarafında zayıf. Biliyorsunuz artık ihracat yapmayan KOBİ'lere yabancı para kredi verilemiyor. Zaten regülasyon anlamında 1,5 yıl önce biz bunu çıkardık. Dolayısıyla da ben önümüzdeki dönemde de yabancı para kredilerin toplamdaki payının hızlı bir şekilde aşağı gelmeye devam edeceğini düşünüyorum. Bir de tabii ki bu geçen seneki kur krizinden sonra şirketler de artık yabancı para borçlamak istemiyorlar açıkçası. Yani orada daha güvenli gitmek istiyorlar. Bir tarafta da bankaların elinde dediğim gibi çok ciddi yabancı para likitte var. Neden sendikasyon kredilerini %100 yenilesinler ki? Hatta %100'ün üzerinde bile yenileyebilirler. Çünkü biz muhabir bankalara baktığımızda inanılmaz Türkiye'ye, Türk bankalarına kredi verme iştahı olduğunu görüyoruz. Ama dediğim gibi bankaların eli çok rahat. Plase edebilecekleri bir alan olmadığı için. Recep, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Uysal konuşmasına başlıyor. Meclis Başkanımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de hoş geldiniz diyorum tekrar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak reel sektörü daha iyi anlama ve bu yönde iletişimi güçlendirme konusuna verdiğimiz önemi daha önce çeşitli platformlarda ifade etmiştim. Bu toplantıyı bahsettiğim çerçevenin hayata geçirilmesi yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. Bugünkü konuşmamda ülkemiz ekonomisinde dengeli ve sürdürülebilir büyüme açısından önemli gündem maddelerinden biri olan dış denge konusuna değineceğim. Hepimizin takip ettiği gibi son bir yıllık dönemde cari denge önemli bir iyileşme kaydetti. Ve 2002 yılından bu yana ilk defa yıllık olarak fazla vermeye başladı. Mevcut projeksiyonlara göre bu yıl sonu itibariyle pozitif büyüme kaydedilen bir yılda cari fazla vermiş olacağız. Eş güdüm içerisinde uygulanan basiretli makro politikaların etkisiyle dış dengede sağladığımız kazanımların önümüzdeki dönemlerde devamı, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve sürdürülebilir büyüme adına büyük önem taşıyor. Bu bağlamda konuşmamı 3 bölümden oluşturmaktayım. İlk bölümde 2019 yılında Türkiye'de cari işlemler dengesinde yaşanan hızlı iyileşmenin kaynaklarından bahsedeceğim. Konuşmamın ikinci bölümünde Türkiye'de sürdürülebilir büyüme ve fiyat istikrarı açısından dış dengenin belirleyici rolüne işaret edeceğim. Son bölümde ise dış dengede sağladığımız somut kazanımların güçlü bir şekilde devamı için uygulanan ve uygulanacak olan yapısal ve makro ihtiyati politika adımlarına vurgu yapacağım. Değerli konuklar, bir ülkenin dış dengesi en yalın tanımıyla bir ekonomide yerleşik kişilerin yurt dışında yerleşikler ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemleri göstermektedir. Dış denge kavramı bir taraftan o ülkedeki iktisadi birimlerin tüketim, tasarruf, yatırım ve üretim kararlarını yansıtırken, diğer taraftan sürdürülebilir büyüme ile fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanmasında belirleyici bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla Türkiye gibi uzun yıllar cari işlemler açığı veren bir ülkede dış denge dinamiklerinin konjonktürel ve yapısal unsurlar ile beraber ele alınması makroekonomik istikrarın devamı için kritik bir önem arz etmektedir. Cari işlemler dengesi 2018 yılının ikinci çeyreğinden başlayan dengelenme süreciyle birlikte hızla iyileşmiş ve uzun yıllar sonra ilk kez bu yılın Haziran ayında yıllık olarak fazla vermiştir. Cari dengedeki iyileşme üçüncü çeyrekte de devam etmiş ve Eylül ayı itibariyle yaklaşık 6 milyar ABD doları fazlaya ulaşılmıştır. Böylece 2018 yılı ikinci çeyreğinde milli gelire oran olarak %6,5 düzeyinde açık veren cari işlemler dengesinin 2019 yılı üçüncü çeyreği itibariyle yaklaşık %1 oranında fazlaya ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu noktada hatırlatmak isterim ki cari işlemler dengesi tarihimizin en derin krizlerinden birini takip eden en son 2002 yılının Kasım ayında yıllık olarak fazla vermiş ve o dönemden 2019 yılının Haziran ayına kadar kesintisiz açık vermiştir. Bu açıdan bakıldığında cari dengedeki mevcut düzeltmeyi getiren dinamiklerin önceki dönemlerle kıyaslanması ve farklılıkların tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bildiğiniz üzere üretim yapısına bağlı olarak Türkiye'de büyüme ile ithalat arasında yakın bir ilişki bulunmakta. Bu nedenle tarihsel olarak cari açıktaki düzelmelerin genelde iktisadi faaliyetin önemli ölçüde zayıfladığı dönemlerle örtüştüğünü görüyoruz. Ancak son dönemdeki dengelenme süreci
geçmiş dönemleriyle karşılaştırıldığında farklı özellikleri bünyesinde barındırıyor. Öncelikle içinde bulunduğumuz dönemde cari dengede yaşanan düzeltmenin ekonominin sert bir şekilde daraldığı 2001 ve 2009 krizlerine kıyasla çok daha sağlıklı gerçekleştiğinin altını çizmek isterim. İktisadi faaliyetteki yavaşlamanın görece daha sınırlı olduğu bir dönemde cari fazla verme noktasına gelmiş olmamız döngüsel etkilerin ötesinde bir dönüşüme işaret ediyor. Saygıdeğer konuklar, Merkez Bankası olarak cari dengedeki iyileşmeyi nasıl okuyoruz? Son 10 yıllık dönemi mercek altına aldığımızda 2009 ile 2011-2014 dönemlerinde cari dengedeki düzelmenin ana belirleyicisinin ithalat gelişmeleri olduğunu görüyoruz. Yakın dönemdeki hızlı iyileşmede ise ithalattaki yavaşlamanın yanı sıra mal ve hizmet ihracatındaki güçlü artış eğiliminin de etkili olduğunu söylemek mümkün. Bu noktada cari dengede son dönemde yaşanan iyileşme üzerinde belirleyici olan temel faktörleri biraz daha açmak istiyorum. Öncelikle ithalat gelişmelerini ele alalım. Türkiye üzerine yapılan akademik çalışmalar ithalatın reel gelir ve reel kurdaki değişimler tarafından anlamlı bir düzeyde açıklanabildiğini göstermekte. Söz konusu çalışmalar ithalatın gelir esnekliğinin göreli fiyatlara göre daha yüksek olduğuna işaret etmekte. Bu çerçevede iç talepte 2018 yılı ikinci çeyreğinden itibaren görülen yavaşlamanın ithalatı belirgin ölçüde sınırladığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte ithalat ile milli gelir arasındaki ilişkinin son dönemde belirgin bir biçimde zayıfladığını da gözlemliyoruz. Bu gelişmede reel kurdaki uzun süreli uyarlamanın ve firmaların üretim yapısındaki değişimin etkili olduğunu değerlendiriyoruz. Bu çerçevede ilerleyen dönemde iktisadi faaliyetin kademeli olarak toparlanacağı bir konjonktürde göreli fiyatların sınırlayıcı etkisi nedeniyle büyümenin cari denge üzerindeki etkisinin nispeten daha az olmasını bekleyebiliriz. Cari açıktaki düzelmede göz ardı edilmemesi gereken diğer bir faktör ham petrol ve emtia fiyatlarındaki gelişmelerdir. Türkiye'nin üretim ve ihracat yapısında enerji ve emtia kaynaklı ithal girdi bileşeninin yüksek olması nedeniyle başta petrol ve metal olmak üzere uluslararası fiyatlardaki aşırı hareketler ithalatta talep koşullarından bağımsız dalgalanmalar yaratabilmektedir. Örneğin son enflasyon raporumuzda yer verdiğimiz bir kutu çalışmasında da değindiğimiz üzere 2014 yılının sonlarından itibaren petrol fiyatlarında gözlenen belirgin düşüşün cari açığı önemli ölçüde sınırladığını söyleyebiliriz. Benzer şekilde 2018 yılında ortalama 71 ABD dolar olan Brent petrol fiyatının küresel büyümedeki yavaşlamaya bağlı olarak daha ılımlı düzeylerde seyrettiği bir konjonktürde geçtiğimiz yıl 43 milyar dolar olan enerji ithalatımızın bu yıl daha sınırlı kalması kuvvetle muhtemel görünüyor. Değerli konuklar, reel kurun cari dengeye etkisi üzerine ayrı bir paragraf açmak istiyorum. Bankamız bünyesinde yapılan çalışmalar, göreli fiyat gelişmelerinin ithalatın yanı sıra ihracatın da önemli bir belirleyicisi olduğuna işaret ediyor. İhracatın reel kura duyarlılığının başta turizm ve taşımacılık olmak üzere hizmetlerde daha güçlü olduğu, mallarda ise Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi bölgeler ve ülke grupları itibariyle oldukça farklılaşabildiğini görüyoruz. Yakın dönem gelişmelerini bu kapsamda değerlendirdiğimizde, ihracattaki güçlü seyrin de cari dengedeki iyileşmeye önemli bir katkı verdiğini belirtmeliyim. Başta Avrupa Birliği bölgesinde olmak üzere, küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya karşın firmaların ihracata yönelimi, pazar ve ürün çeşitlendirme esnekliği ve rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artmaya devam etmekte. Bu görünüm altında Türkiye, küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın etkilerini ticaret pastasından aldığı payı artırarak bertaraf edebiliyor. Bununla birlikte daha önce de ifade ettiğim gibi, İhracattaki olumlu görünüm sadece imalat sanayi öncülüğündeki mal ticareti kaynaklı değil. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle 2016 yılında önemli ölçüde zayıflayan ve ekonomik büyümeyi oldukça sınırlayan turizm sektörünün takip eden dönemde hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini ve yabancı ziyaretçi sayısının güçlü bir şekilde artmaya devam ettiğini görüyoruz.
Ülkeler itibariyle turist kompozisyonunu incelediğimizde Avrupa ve bağımsız devletler topluluğu dışındaki bölgelerde de önemli rakamlara ulaşmamız ciddi bir esneklik sağlıyor. Tıpkı mal ihracatında olduğu gibi turizmde de pazar çeşitliliğinin artıyor olması, belli ülkelere veya bölgelere özgü şokların olumsuz etkilerini yumuşatabilmemize imkan tanıyor. Turizmdeki bu eğilim doğrudan etkilerinin yanında başta taşımacılık hizmetleri olmak üzere bağlantılı sektörler aracılığıyla ekonomideki toparlanma ve dengelenme sürecinin önemli bileşenlerinden biri konumunda. Özetle son yıllarda rekabet gücü kazanımlarında desteğiyle dünya mal ve hizmet ticaretinden aldığımız payı arttırabiliyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da Exim Bank ve ticari bankalar aracılığıyla ihracatçılara kredi finansmanı sağlayarak bu sürece destek vermekte. Son yıllarda ihracat reeskont kredilerinde limitlerin arttırılmasına, kredi kapsamının genişletilmesine ve kullanım kolaylığı sağlanmasına yönelik bir takım düzenlemeler yaptık. Önümüzdeki dönemde Türk lirası cinsi varlıkların riskten korunmasına ve fiyatlanmasına yönelik yürütmekte olduğumuz finansal mimari çalışmalarımızın yanı sıra zorunlu karşılıklar gibi makro ihtiyati araçları da etkin bir şekilde kullanarak reel sektörü finansal risk yönetimi ve krediye erişim konularında desteklemeye devam edeceğiz. Sahip olduğumuz araç seti çerçevesinde bu alanlarda gereken düzenlemeleri her zaman ivedilikle hayata geçiriyor olmakla birlikte cari dengedeki iyileşmenin kalıcı olmasını sağlamak için bu politikaların yapısal adımlarla desteklenmesi kritik önem taşıyor. İhracatın uzun dönemdeki sürükleyicilerinin verimlilik ve kalite gibi arz yönlü rekabet gücü kazanımları olacağını unutmamak gerekiyor. Son dönemde bu yönde umut verici gelişmeler olduğunu tespit ediyoruz. Bu noktada sizlerin de içinde bulunduğu değerli reel sektör temsilcileriyle yakın zamanda yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz bazı gözlemlerimizi paylaşmak istiyorum. Geçen yıl ekonomimizde yaşanan dalgalanma sürecinde firmalarımızın büyük çoğunluğunun üretim süreçlerinin yönetimine odaklandıklarını, verimlilik ve kalite çalışmalarını artırdıklarını, içerisinde bulundukları üretim zincirini güçlendirmeye ve tedarikçilerini korumaya önem verdiklerini gözlemledik. Bu çabaların firmalarımızın daha güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunacağını değerlendiriyoruz. Dış pazarlardaki yavaşlamaya, ticaret savaşlarına ve jeopolitik risklere rağmen reel sektörümüz güçlü bir ihracat performansıyla ekonomideki dengelenmeye önemli katkı sunuyor. Ürün ve pazar çeşitliliğinde sağlanan başarının ihracat performansında kritik rol oynadığını değerlendiriyoruz. Bu süreçte geleneksel ihracatçı sektörlerimize ek olarak başta savunma sanayi, kimya, mobilya ve inşaat yan sanayi sektörlerinde olmak üzere firmalarımız yeni pazarlarda önemli başarı elde ettiler. Yeni pazarlara açılmak, ihracat kompozisyonumuzun çeşitlenip derinleşmesine katkıda bulunuyor. Savunma sanayi, tekstil, makine teçhizat, fabrikasyon metal, ilaç, kimya ve enerji gibi sektörlerde son yıllarda üretimin yerli içeriğinde önemli artışlar olduğunu izlemekle birlikte bu alanda gidilecek daha çok yol olduğunun farkındayız. Kuşku yok ki üretimin ithal girdi oranını azaltma konusunda atılacak politika adımları ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme patikasına yönlendirilmesine önemli katkı sunacak. Değerli konuklar, cari dengenin yapısal unsurlarına yönelik olarak son yıllarda artan farkındalığın ve atılan adımların kalıcı iyileşme açısından olumlu sonuçlar verdiğini belirtmeliyim. Firmaların yabancı para borçlanmasını, yabancı para gelirleriyle ilişkilendirilmesine yönelik olarak makro ihtiyati önlemlerin alınması, yurt içi tasarrufların artırılmasına yönelik olarak otomatik BES katılım uygulamasının hayata geçirilmesi ve ihracata verilen destekler söz konusu iyileşmeye katkıda bulunuyor. Ayrıca maliye politikasının büyümeyi desteklerken mali disiplini bozmayan bir çerçeveyi esas alması da cari dengedeki iyileşme sürecine destek veriyor. Bu çerçevede 2018 yılı ikinci çeyreğinden bu yana cari dengede konjonktürel faktörlerin ima ettiğinin ötesinde bir iyileşme yaşandığını söyleyebilirim. Nitekim cari işlemler dengesinin çevrimsel etkilerden arındırıldığında dahi tarihsel olarak olumlu düzeyde olması, son dönemde gözlenen iyileşmenin başta reel kurdaki uyarlama olmak üzere büyük oranda döngü dışı faktörlerden kaynaklandığına işaret ediyor.
Saygıdeğer konuklar, konuşmamın bu bölümünde sürdürülebilir büyüme ve fiyat istikrarı açısından dış dengenin rolünden bahsedeceğim. Gelişmekte olan ülke örnekleri yüksek cari işlemler açığı veren ve yüksek dış borçluluğu olan ülkelerde çok sayıda kriz tecrübesi içermektedir. Özellikle yüksek net dış yükümlülük seviyesi dış şoklara karşı ülkelerin kırılganlığını arttırmaktadır. Ülkemiz özeline bakıldığında küresel finansal çevrimler ve buna bağlı olarak şekillenen sermaye akımları ile büyüme arasında yakın bir ilişki olduğunu görmekteyiz. Büyümenin iç ve dış denge bakımından potansiyel düzeyinin üzerinde seyrettiği ve cari dengenin bozulduğu dönemlerde özellikle finansmanın önemli bir bölümünün kısa vadeli sermaye girişleri ve portföy yatırımları ile karşılanması durumunda küresel sermaye akımlarındaki olası ani hareketlere karşı ekonomi kırılgan bir hale gelmekte. Bu da makroekonomik ve finansal istikrara yönelik riskleri arttırmaktadır. Dış dengesizlikler risk primi kanalıyla döviz kurunda dalgalanmalara sebebiyet vererek finansal belirsizlikleri arttırmakta ve iktisadi birimlerin tüketim, üretim ve yatırım kararlarını olumsuz etkilemektedir. Belirsizlik dönemlerinde firmalar yatırım ve istihdam kararlarında bekle gör davranışını benimserken hane halkları da tüketim kararlarını erteleyerek tasarruflarını yabancı para varlıklara yöneltmekte ve varlık dolarizasyonunu tetiklemektedir. Özetle tasarruf açığı bulunan gelişmekte olan bir ekonomide sürekli ve yüksek cari açık verilmesi yabancı para cinsi yükümlülükleri artırarak makro finansal risk birikimine yol açmaktadır. Bu riskler küresel likidite koşulları ve risk iştahındaki değişikliklere bağlı olarak sermaye akımlarında ani hareketlere neden olabilmektedir. Bu tip dönemlerde döviz kurunda gözlenen sert değer kayıpları bir taraftan enflasyon baskılarını artırırken diğer taraftan bilanço, varlık fiyatları ve teminat kanallarıyla kredi mekanizması ve iktisadi faaliyet arasında olumsuz bir etkileşime neden olarak finansal istikrarı da tehdit etmektedir. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar kısıtları makro politika ödünleşimini arttırmaktadır. Dış dengesi daha istikrarlı ve net dış yükümlülükleri makul düzeylerde olan ülkelerde bu ödünleşimler daha az yaşanırken makro politikaların hareket alanı genişlemekte ve bu da toplumun refahına olumlu katkı yapmaktadır. Bütün bu faktörler sürdürülebilir büyüme ve fiyat istikrarı için dış dengenin kritik önemine işaret etmektedir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak elimizdeki araçları fiyat istikrarına yönelik olarak kullanırken dış dengenin makro finansal istikrara yansımalarında dikkate almaktayız. Bu kapsamda kredilerin artış hızı, kompozisyonu ve sektörel dağılımı itibariyle sağlıklı bir şekilde büyümesine yönelik olarak zorunlu karşılıklar bir makro ihtiyati araçların da etkin şekilde kullanıldığı bir politika çerçevesi benimsemekteyiz. Değerli konuklar, bu noktada şu sorunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ekonomideki toparlanma eğiliminin güçlenmesiyle cari dengede geçmiş yıllardaki gibi bir bozulma yaşayacak mıyız? Döngüsel etkilerden arındırılmış cari dengede gözlenen belirgin iyileşme, mevcut düzelmenin kısa ve orta vadede kalıcı bir bileşeni olduğuna işaret etmekte. Bununla birlikte uzun vadede yapısal faktörlerin belirleyici olacağını ifade etmek mümkün. Dolayısıyla konuşmamın son bölümünde dış dengede sağladığımız somut kazanımların güçlü bir şekilde devamı için yapısal ve makro ihtiyati politik adımlarının önemine vurgu yapacağım. Bu alandaki hayati konulardan ilki üretimde katma değerin arttırılması ve ithal bileşenin azaltılması olarak karşımıza çıkıyor. İthal girdi kullanımı yüksek ve tasarruf açığı olan ekonomilerde yaşanan büyüme cari açık, sermaye çıkışı, daralma döngüsünün kırılabilmesinin yolu verimlilik ve yüksek katma değerli üretimden geçiyor. Bu kapsamda enerji başta olmak üzere birçok ara malı sektöründe yerlileşmenin sağlanması, ithalatın büyümeye duyarlılığının zayıflatılmasında kritik öneme sahip. 2019 yılının 3. çeyreği itibariyle enerji hariç cari denge 12 aylık birikimli rakamlarla 41,5 milyar dolar fazla verirken toplam cari fazlanın yaklaşık 6 milyar dolar ile sınırlı kalması enerji alanındaki
yatırım ihtiyacını ve yapısal kazanım alanını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu konuda yeni ekonomik programında öncelikli konulardan biri olarak belirlenen yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerleştirilmesi ve elektrik üretimindeki payının artırılması yönündeki çabaları çok değerli buluyoruz. Enerji dışında kimyasal ürünler gibi sistematik olarak yüksek dış açık veren aramalı sektörleriyle yüksek teknoloji yoğunluklu stratejik öneme sahip sektörlerde yerli üretimi desteklemek üzere hayata geçirilen proje bazlı teşvik sistemi yapısal alanda atılmış olan önemli adımlardan bir tanesi. Yaptığımız hesaplamalara göre teşvike konu olan ürünlerin toplam net ithalatı 2017 yılında 17 milyar ABD doları olup milli gelirin yaklaşık %2'sine karşılık gelmektedir. Bu bağlamda teşvik sisteminden elde edilecek kazanımların orta vadede getirisi yüksek olacaktır. Katma değerli ürün kapasitesini artırma amacıyla yüksek teknoloji ürünlere yönelik yatırımları teşvik etmek üzere yeni ekonomi programında ortaya konulan teknoloji odaklı sanayi hamlesi programının cari dengenin yapısal bileşeninde iyileşmeye yönelik önemli başlıklardan bir tanesi olarak değerlendiriyoruz. Cari açığın yapısal unsurlarını hedef alan ikinci önemli adım ise yurt içi tasarrufların artırılmasına yönelik otomatik BES katılım uygulamasının hayata geçirilmesidir. Çok kısa sürede OKS sisteminin katılımcı sayısı 5 milyonu aşmış, fon büyüklüğü ise yaklaşık 8 milyar TL'ye ulaşmıştır. Diğer taraftan BES'teki toplam katkı payı tutarı 70 milyar TL'yi aşmış, toplam fon büyüklüğü ise 120 milyar TL'ye yaklaşmıştır. 2017 yılındaki değişiklikle otomatik katılımı hayata geçiren ikinci gelişmekte olan ülke konumunda olan Türkiye'deki mevcut durum uluslararası örneklerle kıyaslandığında kayıt dışılığının azaltılmasıyla bireysel emeklilik tabanının genişletilmesi, uzun vadeli tasarruflara yönelik finansal ürün çeşitliliğinin artırılarak finansal sistem dışındaki geleneksel tasarruf araçlarının sisteme dahil edilmesi ve bunun gibi pek çok alanda kat edilmesi gereken önemli mesafeler bulunuyor. Saygıdeğer konuklar, konuşmamı bitirmeden önce dış dengenin ve buna bağlı makro finansal risklerin yönetilmesinin fiyat istikrarı açısından öneminin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Geçmiş konuşmalarımda da vurguladığım üzere fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme birbirini tamamlayan unsurlardır. Verimlilik kaynaklı büyüme fiyat istikrarına katkı sağlarken fiyat istikrarı öngörülebilirliği artırarak ve uzun vadeli faiz oranlarını düşürerek potansiyel büyümeyi desteklemektedir. Geçmiş deneyimlerimiz göstermiştir ki fiyat istikrarına ulaşılabilmesi ve ekonominin dengeli, sürdürülebilir bir büyüme patikasına yönlendirilebilmesi için cari dengenin makul düzeylerde korunabilmesi kritik önem arz etmektedir. Konuşmamın bu bölümüne kadar özetlediğim konjonktürel unsurlar ve yapısal politika adımları büyümenin daha sağlıklı bir zeminde sürdürülebilmesi konusunda para politikası ve diğer politika yapıcılar nezdinde yüksek bir farkındalığa ve somut çabaların varlığına işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde para politikası duruşumuzu enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığını sağlayacak şekilde belirlerken finansal istikrara yönelik olarak zorunlu karşılıklar gibi makro ihtiyati araçları da etkin bir şekilde kullanacak, yapısal politika alanlarındaki analizlerle kamuoyunda farkındalık oluşturma misyonumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bunu yaparken Merkez Bankası ve reel sektör arasındaki iletişim köprüsünü daha da güçlendirerek beklentilerinizi ve önerilerinizi ilgili kamu kurumlarıyla da paylaşmayı sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Konuşmamı sonlandırırken başta Sayın Başkan Erdal Bahçıvan ve Meclis Başkanımız Zeynep Hanım olmak üzere İstanbul Sanayi Odamıza davetleri ve gösterdikleri misafirperverlikten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.